Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün soframda zeytinyağlı dolma biber var. Osmanlı'dan bu yana Türk mutfağının en önemli yemeklerinden bir tanesidir biliyorsunuz. Fark ettim ki ben sizlere zeytinyağlı dolma tarifi vermemişim. Etli var ama zeytinyağlı yok. Tabii ki yeni öğrenen kardeşlerim için bunu yapmam lazımdı bu videoyu. Şöyle 9 adet dolma biberim var. Ben bunları güzelce temizledim, yıkadım, kurudular. Şöyle sap kısımları da düzgün olduğu için onları da bu şekilde oyarak çıkarttım. İçinin tohumlarını aldım. Şöyle ters çevirerek koydum. Suları akıyor. Daha sonrasında 1,5 su bardağı pirinci tuz ekip, 2 yemek tatlı kaşığı tuz ekip ılık suda beklettim bir 10-15 dakika. Daha sonrasında da o beyaz suyu akıncaya kadar yıkadım, süzdüm, bir kenara aldım böyle. Bir büyük soğan doğradım. Dolmalık fıstığım var burada. 1-2 yemek kaşığı kullanacağım. 1 yemek kaşığı kadar kuş üzümü hazırladım. Bunu da önce biraz ılık suda beklettim. Yumuşadılar şu an için. Pişirmeye hazır. Artı bir tane şöyle irice bir domatesi kabuğunu soyduktan sonra rendeledim. Rondodan çektim daha doğrusu. O da burada hazır. Arzu ederseniz ekleyebilirsiniz. Arzu etmezseniz eklemeyebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı şeker var. 2-2,5 çay kaşığı tuz. Yarım çay kaşığı kadar, 1 çay kaşığı kadar karabiber. Silme 1 çay kaşığı yeni bahar. 1 çay kaşığı dolusu, 1,5 çay kaşığı kadar da nane, kuru nane. Artı kavurmak için yarım çay bardağı kadar zeytinyağım var burada da. Daha sonra 1 yarım çay bardağı kadar da piştikten sonra üzerine dökeceğiz. Bütün bunlar kavrularak hazırlayacağız. İç harcını önce kavurma aşamasına bakalım. Öncelikle zeytinyağını ekleyelim. Biraz ısınmaya başladıktan sonra soğanı ekleyeceğiz. Dolmalık fıstıkları da ekleyip beraberce dış yüzeyleri hafif kızarıncaya kadar kavuralım. Soğanlar ve dolmalık fıstıklar bayağı kırmızılaştılar, kızarmaya başladılar gördüğünüz gibi. Artık domatesi ilave edebiliriz. Domatesi de güzelce 3-4 dakika kadar kavurup suyunu çektirdikten sonra artık yıkamış olduğumuz pirinci kuş üzümünü şeker tuz nane yeni bahar ve karabiber ilave edip şöyle 1-2 dakika kadar kavuralım. Bir iki dakika kadar kavurduktan sonra bir su bardağı şöyle 200 milimlik bardakla ilave edelim. Thank you.
hemen üzerine bir kapak kapatıp suyunu çekinceye kadar demlenmeye bırakacağım. Bu arada da ocağımı ikiye kadar kıstım. Hemen bakalım. Altını söndürdüm şimdi. Evet, çok güzel çekmiş suyunu ve tane tane henüz. Sadece hafif kabarttık pirinçleri. Şimdi bir kaba alıp başka bir kaba soğutacağım biraz. Biberlerimizin içlerine şöyle biraz fazla olmasın tuz gezdirelim, sürelim. Daha lezzetli olur bu şekilde biber dolmanız, biberleri özellikle. Artık doldurmaya başlayabiliriz. Doldurup tencereye dik vaziyette bırakacağız. Çok sıkı doldurmayalım. Pirinçlere kabarmaları için fırsat verelim, yer verelim. Kestiğimiz başlıkları şöyle üzerlerine kapatalım. Evet, iç harcım görmüş olduğunuz gibi bir miktar arttı. Şöyle 1/3 diyebilirim. Bunun içinde daha fazla biberle tabii ki yapabilirsiniz. Benim sadece 9 taneydi. 2 katı biberde bir 18-20 tane biber doldurabilirsiniz. Ya da pirinci yarım bardak azaltıp 1 bardak kullanabilirsiniz. Bir bardağa yakın, hatta böyle bir bardaktan biraz daha eksik olabilir. Tam doldurmayarak bardağı. İç harcımın hepsini bitirdim. Birkaç tane de köy biberlerim vardı. Onlardan doldurdum şöyle. Ufaktılar. Gayet güzel oldu. Tam bir tencereyi doldurmuş oldu bu şekilde. Şimdi üzerine biraz su koyacağız. Şöyle hafif yarılarına gelinceye kadar. Ondan sonra ocağa koyup pişireceğiz. Evet, yemeğimiz pişti. Şöyle tekrar biraz üzerlerine zeytinyağı gezdirelim. Çünkü içine az koyduk biliyorsunuz. Artık servise hazırdır. İster ılık, sıcak, ister soğuk olarak yiyebilirsiniz. Yanına da güzel bir cacık gerçekten çok yakışır şöyle hazırladığınız zaman. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Bir başka güzel tarifte yeniden görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni bırakmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Gördüğünüz gibi içi de gayet güzel pişmiş, tane tane pirinçleri öyle yamışmamışlar. Dışı da çok güzel pişmiş.